İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan Fen Bilimleri Çalışma Sorularının ikinci videosu ile karşınızdayım. 16. soruyla devam ediyorum. Sokak lambaları güneş doğduğunda kapanmakta ve güneş battığında açılmaktadır. Dünya üzerinde farklı konularda bulunan kalem şehirlerinde bir yıl boyunca aylara göre sokak lambalarının açık kalma süreleri saat cinsinden verilmiş. Buna göre bu şehirlerin dünya üzerindeki konumları neresi olabilir diye soruyor. Ben yani açık kalma süresi dediği ne zaman? Gece süresine bakıyorum. Gece süresi L'de hep ne olmuş? Sabit kalmış. Demek ki gece süresi hep yıl boyunca tüm aylarda 12 saat. Neresidir burası? Ekvator üzerindeki bir bölgedir. Cevabım C olamaz, D olamaz. Ekvator üzerinde olacak L. Sonra bakıyorum K'nın gece süresine kış aylarında mı daha fazla? Yoksa yaz aylarında mı daha fazla? Yaz aylarına baktığımda, yaz aylarına yani kuzey yarımküreye daha doğrusu göre baktığımda ben Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta sürenin çok daha kısa, Aralık, Şubat ve Ocak aylarında ise daha fazla olduğunu görüyorum. O zaman K'nın hangi yarımkürede olduğunu biliyorum? Kuzey yarımküre. Tekrar bakayım. M'ye yine de bir bakayım. M'de ise Ocak'ta, Şubat'ta herhalde burada bir yanlış yazılmış, eksik yazılmış. 11,6 olması lazım. Ocak'ta, Şubat'ta ve Aralık'ta daha kısa ama Haziran'da, Temmuz'da ve Ağustos'ta diğerlerine nazaran daha uzun sürdüğünü görüyorum gece süresinin. Demek ki Güney Yarımküre ki, çünkü Güney Yarımküre'de Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hangi mevsim yaşıyor? Kış mevsimini yaşıyor. M'de hangi yarımkürede? Güney Yarımküre'de cevabım hangi şık çıktı? Adana çıktı. K. Kuzey Yarımküre. L. Ekvator'da. M'de nerede? Güney Yarımküre'de. Diğer sorum, 17. sorum. Bazik özellik gösteren su alkali sudur. Bir öğrenci K ve L markalı sularından almış, suların üzerindeki etiket kaybolduğu için pH değerlerini inceleyememiştir. K ve L markalı suların alkali olup olmadığına karar verebilmek için bir takım deneyler yapıyor ve öğrencinin yaptığı deneyler aşağıda. Şimdi alkali su olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Hangi su alkaliymiş? Bazik su. Burası çok önemli. Bakın altını çizeyim. Hangi su? Bazik su. Yani ben baz özellik gösterini arayacağım. Buna göre etkinlikler yapmışım. Birincisinde sulu çözeltilerin elektrik akımını iletip iletmeme durumuna göre incelemişim. Şimdi saf su elektrik akımını iletmez, nötrdür. Ama asit de bazda yani 7'nin üstündeki bir değerse bazdır, 7'nin altında bir değerse asittir. Her ikisi de elektrik akımını iletir. Ben bu birinci deneyle maddemin asit mi, baz mı olduğunu anlayabilir miyim? Alkali su olup olmadığını anlayamam. Bazik özellik gösterdiğini anlayamam. Turnusol kağıdı benim için bir belirteç, ayraçtır. O maddenin eğer asit olduğunu biliyorsam mavi kırmızıya döner. Baz ise kırmızı yani baz ise kırmızıyı batırdığımda mavi renge döner. O zaman ben bu ikinci deneyle ne yapabilirim? Kanıtlayabilirim baz olup olmadığını. Fenol fitalini damlattığımda bu da benim için bir ayraçtır. Asitlerde renk değiştirmez ama bazlarda ne yapar? Şeker pembesi bir renk oluşturur. O yüzden üçüncü deneyimde de ben bunu ne yapabilirim? Araştırabilirim. Cevabım Ceyhan'dır. 18. sorumuz. Uzun araştırmalar sonucunda bulunan bir heykelde meydana gelen tahribatın nedenlerini arkeoloji uzmanı aşağıdaki gibi açıklamış. Hangi değişimlerdir? Hemen fiziksel kimyasal değişimi. Eğer maddenin iç yapısında bir değişim olmuyorsa, sadece fiziki görünüşü değişiyorsa fiziksel ama maddenin iç yapısında bir değişim oluyorsa kimyasal bir değişimdir. Heykelin gövdesindeki çatlaklar insan tahribatı sonucu oluşmuştur. O zaman nedir? Fizikseldir diyorum. Heykelin baş kısmındaki taşlarda ufalanma rüzgarın aşındırması sebebiyle meydana gelmişse bu da nedir? Fizikseldir. Cevabımız zaten Adana çıktı ama yine de okuyalım. Taşta bulunan kalsiyum karbonat asit yağmurunun etkisiyle kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşmüştür. Bu da tabii ki yeni bir madde oluşuyor. Kimyasaldır. 18. sorumuz Adana.
19. sorumuz bir basınç sorusu. Ayhan Berk ve Özcan'ın özdeş tuğlalarla eşit sürelerde ördüğü duvarlar verilmiş. Ve buna göre zemine uygulanan basınç grafiği hangisi gibi olabilir? Şimdi ben burada grafiğe bakıyorum. Grafikte işlem yapmam gerekiyor. Ona göre bir bakalım. İlk durumu bulalım. Ondan sonra ikinci durumu, sonra üçüncü durumu. Ona göre de soruyu cevaplayalım. Biraz bir tık şöyle yukarı çıkartayım. İşlemleri aşağıda görebileyim kaydırdığımda sayfayı. Şimdi 2, 4, 6, 8. Şimdi 8 bölü 2. Tek tek yazacağım. Benim katı basıncım neye bağlıydı? 1, ağırlık. 2, yüzey alanına bağlıydı. Her birini, şimdi yüzey alanları hep aynı yüzleri yere değdiği için ben bunun yüzey alanına 1 dersem, burası 2, burada 3 yüzey alanı, burada da 4 yüzey alanı var. Ve her birini bir ağırlık olarak düşünürsem her birini toplayıp ne yapabilirim? Toplam ağırlığı yüzey alanına bölebilirim. Çünkü basınç eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı. 2, 4, 6, 8. 8 bölü 2'den kaç çıktı? 4 çıktı. Birincisi 4. Buna bakıyorum. Yine 2, 4, 6, 8. 8 bölü 1'den bu sefer kaç çıktı? 8 çıktı. Diğerine bakıyorum. Yine 2, 4, 6, 8 tane olduğu için 8 bölü 2'den kaç çıktı? 4 çıktı. Şimdi burada bir ne var? Her ikisinin de eşit olduğunu görüyorum. Birincinin ama birinci durumda Berk'in ne olduğunu daha fazla bir basınca sahip olduğunu görüyorum. Şimdi ben buradan şıklardan elemeyle gidersem 4, 8, 4 olacak. Cevap A olabilir mi? Olamaz. 4, 8, 4. 4, 6, 4 gitmiş. Denizli de olamaz. Cevabım Adana değil, Denizli değil. Ama cevabım Bursa ya da Ceyhan olabilir mi? Olabilir. Şimdi Bursa ve Ceyhan'a baktığımda çocuklar şurada bir tane üçüncüde bir eşitleme söz konusu. O zaman ben üçüncüye bakayım. Şimdi hepsini çözeceğim ama grafiklerden ne yaptım? Acaba gerçekten de üçüncü durumda her birinin basıncı eşit olabilir mi? Bunu bilirsem ben ne yapmış olurum? Çok rahat yorum yapabilmiş olurum. İkinci duruma geçmeden direkt burayı yapacağım. Sonra işlemin sağlamasını yaparız. Çözüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 4 daha 9. 13, 14, 15, 16. Şimdi her birinde 16 tane var. 16'yı 4'e böldüm, 4. 16'yı 4'e böldüm, 4. 16'yı 4'e böldüm, yüzey alanına böldüm, 4. Cevabım ne çıktı? Bursa çıktı. Gerçekten de. Ama ben sağlamasını yapayım. Acaba Ayhan'ın basıncı yine 4 çıkacak mı? Şeklime baktığında Berk'inki 6 çıkacak mı? Diğeri Sercan'ın da 3 çıkacak mı? Bakalım. Kaç tane var? 4 kere 3, 12. 12'yi 3'e böldüm. Kaç çıktı? Gerçekten de basınç. Evet, bakın 4 çıktı. İkincisine bakıyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6 çıktı. Bakın gerçekten de 6 çıktı. 12'yi 4'e böldüm. 3 çıktı. Evet, cevabım hangi şıkmış? Gerçekten de Bursa'ymış. Değer vererek çözmüş oldum. 20. soru sıvı basıncı sorusu. Şekilleri farklı olan kaplara eşit yükseklikte yoğunlukları sırasıyla DK, DL, DM olan sıvılar konulmuştur. Ve KLM sıvılarının kabın tabana yaptıkları sıvı basınçları eşitmiş. Şimdi ben farklı sıvılar koydum demiyor bana. Sadece diyor ki elimde diyor şu yoğunluklarda sıvılar koydum. KLM isimli sıvı koydum ama diyor sıvı basıncı eşittir. Bakıyorum yükseklik de eşit. Ben sıvı basıncının iki faktöre bağlı olduğunu biliyorum. Bir derinlik, iki yoğunluk. Derinlik aynı, basınç da eşit. Basıncın eşit olması için demek ki ne olması gerekiyor? Her birinin yoğunluğunun da eşit olması gerekiyor. O yüzden cevabım Adana'dır. Yirmi birinci sorum. Bir kentin hangi yarım kürede yer aldığını belirlemek için bir öğrenci aşağıdaki araştırma sorularına cevap arayacaktır. Hangisini, hangi soruyu kanıt olarak kullanamam? Bakalım. 1. En uzun gündüzün yaşandığı tarih. Şimdi ben bu tarihi bilirsem kuzeyde mi güneyde mi bilirim. En uzun gündüz kuzey yarımkürede 21 Haziran'da, güney yarımkürede 21 Aralık'ta yaşanır. O zaman ben bununla ne yapabilirim? Bunu kanıt olarak kullanabilirim. En kısa gölge
tarihin, gölge boyunun ölçüldüğü tarih nedir? Şimdi en kısa gölge boyu ne demek? Güneş ışınlarının en dik geldiği tarih demek. Güneş ışınlarının en dik gelmesi yaz tarihleri, solstice diye bahsettiğimiz tarihler değil mi? Yani 21 Aralık ve 21 Haziran. Ben yine hangi yarımkürede olduğunu bilirim. Gece gündüz süresinin eşit olduğu tarih. Gece gündüz süresi ne zaman eşit? Bütün her iki yarım kürede de ekinoks tarihlerinde gece gündüz süresi eşittir. Yani 23 Eylül ve 21 Mart. O zaman ben bu iki tarihle, yani şurada yazan eşit olduğu tarih demiş, gece gündüz süresinin eşit olduğu tarihle hangi yarım kürede olduğunu belirlemede kanıt olarak kullanamam. Dördüncüsü, gündüzlerin uzamaya başladığı tarih. Gündüzlerim kıştan sonra ne yapar? Uzar. Verilen tarihe göre ben ne yapabilirim? Hangi yarımküre olduğunu bilebilirim. Cevabımız Bursa'dır. 22. soru. Maddelerin asit ya da baz olduğunun belirlenmesinde indikatör, yani belirteç, ayraç kullanılır. Aşağıda bir öğrencinin doğal indikatör olarak kullandığı içtenlikle maddeleriyle ilgili bir deney var. Buna göre ben demiş, bunları damlattığımda bu maddeler asitte ve bazda hangi renk değişimini gerçekleştiriyor demiş. Ben buradaki soruda şöyle azıcık şunun X, bunun da Y olduğunu bilirsem soruya şöyle birazcık daha yukarı kaldırsam tüm şıkları görebilin sizler de ekranda. Şimdi burada neyi damlatmışım? X'i damlatmışım. Burada Y'yi damlatmışım. Şimdi limon suyu benim için nedir? Asittir. Bir kere kimin asit, kimin baz olduğunu bilsem soruda çok rahat sonuç bulabilirim. Peki sıvı sabunum nedir? Benim sıvı sabunum da bazdır. Şampuan bazdır. Kola içerisindeki karbondioksitten dolayı asittir. Deterjan, temizlik malzemelerinin hepsi bazdır. Sirke asittir. Yapmam gereken bu soruda tek şey kimin asit, kimin baz olduğunu bulmak. Ona göre sonucu bulacağım. Şimdi X maddesinde asitler açık pembe oluşuyor. Açık pembe renge dönüşüyormuş. Şimdi burada ne demiş? Açık sarı demiş. Oldu mu? Olmadı. Açık pembe demiş, oldu. Açık sarı demiş, olmadı. Açık pembe demiş, oldu. Cevabım Bursa ya da Ceyhan. Devam edelim. Peki bazla hangi renge döndü? Açık sarı zaten yazmış. Y'ye bakıyorum, bazla yeşile döndü. Y baz ile yeşile döndü. Evet. Diğeriyle de, yani asitle de açık turuncuya döndü. Son maddem Z'yi damlattığımda ben bazda koyu yeşil olduğunu görüyorum. Bazda koyu yeşil görüyorum ama asitte kırmızı renk olduğunu görüyorum. Cevabım hangi şık çıktı? Bursa çıktı. Evet, diğer sorumuz 23. Fen bilimleri dersinde aşağıdaki yönergeye uygun deney düzeni hazırlanmıştır. Bakır tele şekil verilir. Bakın ilk başta ne yapmış? Bakır tele bir şekil verilmiş. Gümüş nitrat su dolu beher glasa dökülür. Cam çubuk ile karıştırılarak suda çözünmesi sağlanır. Gümüş nitrat çözeltisinin içine şekil verilmiş bakır tel atılır. Deney sonucunda gümüş nitrat ve bakır telde oluşan değişim hangisidir? Şimdi ben baktığımda bakıra şekil verilmesinin ne olduğunu biliyorum. Sadece dış görünüşünün değişmesinden dolayı fiziksel değişim olduğunu biliyorum. O zaman tanecik yapısı değiştirmediği için fiziksel değişim midir? Evet, fiziksel değişimdir. Gümüş nitrat çözeltisi suda çözündüğünde yeni madde oluştuğu için demiş. Çözünme ne değildi? Kimyasal bir değişim değildi. O zaman 2 yanlış. Tuzun suda çözünmesi, şekerin suda çözünmesi, gümüş nitratın da suda çözünmesi ne değildir? Benim için kimyasal bir değişim değildir. Gümüş nitrat çözeltisine bakır batırıldığında kararması kimyasal tepkime gerçekleştiğini, buraya kadar doğru, ve kimyasal tepkime sonucunda yeni atom oluştuğunu gösterir demiş. Hiçbir kimyasal tepkimede yeni bir atom oluşmaz. Hangi atom giriyorsa o atomda yeni bir bağ kurup yeni bir maddeyi oluşturabilir ama yeni atomu oluşturmaz. Yanlış. Gümüş nitrat çözeltisinin rengi değiştiği için kimyasal değişim meydana gelmiştir demiş. Evet, mavi renge döndü. Kimyasal bir değişim söz konusu. Cevabım 1 ve 4'tür. Yani Adana'dır.
Ahmet aracıyla yolda giderken lastiklerden birinin patladığını fark etmiş, hidrolik frene basarak aracın durmasını sağlamıştır. Tekerleği değiştirmek için kriko ile aracını biraz yükseltmiştir. Lastiğe baktığında lastiğe cam parçasının saplandığını görmüş. Buna göre hangisi doğrudur? Cam parçasının yüzey alanı az olduğu için lastiğe uyguladığı basınç fazladır. Evet, yüzey alanı küçük olunca daha büyük bir basınç uygulandı ve bu yüzden lastik patlamış olabilir mi? Evet, doğru. Fren pedalına basıldığında oluşan basınç hidrolik sıvı tarafından tekerlekteki fren sistemine iletilmiştir. Doğru. Bakın çok önemli. Yıldız atın buraya. Neden? MEP kitabımızda fren pedalı ile ilgili bir görsel ve konu anlatımı var. Hidrolik sıvı, hidrolik fren sistemi, sıvıların basıncı her yöne eşit iletmesi, Pascal prensibi, bunlarla ilgili detay bilgileri çok iyi bilmeliyiz ki yorumlayabilelim. Demek ki burada hidrolik frene bastığımda ben bu sıvıyı sıkıştırdığımda aynı anda ön tekerleklere ne iletildi? Basınç iletildiği için, eşit yönde iletildiği için aynı anda ne yapıyor? Tekerlekler sıkıştırılmış oluyor balatalarla. Üçüncüye baktığımda krikoya uygulanan kuvvet. Şimdi krikonun içerisinde böyle bir şey var mı? Sıvı basıncı ya da herhangi bir burada böyle bir özellikten bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Krikoya uygulanan kuvvet her yöne eşit şiddette iletildiği için demiş. Bir kere kuvvet katılarda her yöne eşit şiddette iletilir diye bir şey söyledik mi biz size? Hayır, söylemedik. Üçüncü bilgi yanlış. Cevabımız Adana'dır. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda iletir. Bunu çok iyi bileceğiz. 25. sorum. Taban alanları sırasıyla 2S, 2S ve 3S olan KLM kaplarını H yüksekliğine kadar su dolduracaktır. Yani aynı yüksekliğe kadar ve su. Yani aynı yoğunluktaki madde. Buna göre diyor kabın tabanında oluşan sıvı basıncı nedir? Şimdi sıvı basıncı bir yüksekliğe, yani aslında derinliğe, iki neye bağlıydı? Sıvının yoğunluğuna. Aynı su, aynı yükseklik olduğuna göre demek ki benim basıncım da nedir? Eşittir. Yani cevabım Ceyhan'dır. Diğer sorum. 26. sorumuz. Öğretmen öğrencilerden aşağıdaki deneyi evde yapmalarını istemiştir. Bu deneyle ilgili hangi amaç? Şimdi bakalım. Bu deneyin yapılmasının amacı soruluyor. İki saksıya eşit miktarda özdeş toprak koymuşum. Saksıları 1 ve 2 diye numaralandırmışım. Birinci saksıya bir miktar gübre ilave etmişim. Şimdi ikinciye koymamışım. Burası önemli, çok önemli. Ben ne yaptım? Bir faktörü farklı yaptım. Yani aslında bu benim için bağımsız değişken. Dış bir etkeni, yani gübreyi birine koydum ama birine koymadım. Saksıların ikisine de özdeş nohut tohumu, aynı tohumu yerleştirdim, ektim. Bu saksıların ikisini de aynı ortam koşullarında pencere önüne koydum. Her iki saksıyı haftada iki gün eşit miktarda, bakın sulama miktarı da eşit ve saksıların kütlesini ve bitki boylarını tabloya iki hafta boyunca ne demiş? İki gün eşit miktarda sulayıp kaydet demiş. Şimdi hangi amacım olmuş olabilir? Saksı farklılığının, saksıları farklı mı koydum? Hayır. Sulama şekillerinin, sulama şeklim mi farklı benim? Hayır. Çevre şartlarının kalıtım üzerine etkisi olabilir mi? Evet, olabilir. Hangi çevre farkı? Ben neyi farklı koydum? Gübre miktarı. Birine verdim, birine vermedim. Evet, cevabım C ama yine de D'yi okuyalım. Tohumlardaki genetik farklılık demiş. İyi de özdeş, aynı tohumu kullandım. Cevabım hangi şık çıktı bu durumda? Ceyhan. Evet, sıvı basıncını etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hipotezi kuruyor. Hipotez, sıvı basıncı sıvı yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Şimdi, araştırma cümlem hipotezim aslında. Sıvı basıncının neye bağlı olduğunu araştıracağım, sıvı yoğunluğuna bağlı olup olmadığını araştıracağım. Ben bunu araştırırken sıvı yoğunluğum farklı ama diğer bütün her şeyin aynı olması gerektiğini biliyorum. Biz kontrollü deney yaparken bir, bağımsız değişkenimiz
araştırdığımız cümle, yani bizim sıcaklığa bağlıysa atıyorum bir bitkinin gelişimi için sıcaklık farklı. Bir bitkinin gelişimi biraz önce ne dedik mesela, gübreyle ilgili bir soru çözdük. Kalıtım sorusunda gübrelemeden bahsetmiş. O benim için bağımsız değişkendir, farklı olandır. Şimdi benim burada farklı olanım, bağımsız değişkenim sıvının yoğunluğu. Sıvı yoğunluğu farklı olacak ama diğer her şey aynı olacak. O aynı olanlara da biz ne ad veriyoruz? Kontrol değişkeni, yani sabit değişken. Şimdi ben suyu koymuşum 2S tabanlı kaplara. Bir de zeytinyağı koymuşum 4S ve 2S. Araştırmamda sıvı yoğunluğu farklı olacak ama diğer her şey aynı olacak. Hangi iki görselim olabilir? Evet, diğer her şey. Yükseklikler, yani içindeki sıvı miktarları ama sadece sıvı yoğunlukları farklı olan kimle kim var? 1 ve 4 var. Niye ben 2 ve 3'ü seçemem? Çünkü bunun taban alanı S, bunun taban alanı 4S. Kaplar özdeş değil. Kaplar özdeş olmazsa ben sonucuna ne yapamam? Ulaşamam. 28. sorum. pH değeri asitlik veya bazlık derecesini gösterir. İdeal bir havuz suyu için asit ve baz dengesinin sağlanması gerekmektedir diye bir bilgi var burada. Demiş ki pH değerinin ölçülmesi klorun işlevini daha iyi yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Klorun kullanım oranı pH değerine bağlıdır. pH yükselirken klorun kullanım oranı düşer. Yüksek pH havuzun dezenfeksiyonu için yetmezken düşük pH'te de klor çabuk tükenir. Havuz dezenfeksiyonu için önce pH değerine göre asit veya baz eklenerek havuz suyunun pH değerinin 7-7,2 arasında olması sağlanır. Ondan sonra klorlama yapılır. Şimdi bana burada uzun bir şekilde havuzla ilgili, havuzun dezenfeksiyonu için kloru ne zaman kullanmalıyım, asitlik ve bazlık için ne zaman hangi pH değerinde asit ya da baz eklemeliyim diye bir bilgi vermiş. Aşağıda bir havuz suyunda yapılan testler sonucunda havuz suyunun pH değerlerine göre klorun kullanım oranlarını vermiş. Verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Klorun kullanım oranı %56'nın altına düştüğünde, bakın %56'nın altına düştüğünde havuzu kullanan kişilerin cildinde tahriş meydana gelebilir. Şimdi cildimizin pH'i çocuklar normalde mikrop öldürücü bir özellikten dolayı cildimizin pH'i 5,5'tur. Hatta reklamlarda da geçiyor. Birazcık asitlik vardır. O da terden kaynaklı ellerimizin üzerinde özellikle. Şimdi ben bu asiti özellikle daha kuvvetli bir bazla, yani 7'nin üzeri ne demek? Baz demek. Bazla ne yapabilirim o zaman? Cildimi tahriş edebilir miyim? Edebilirim. O yüzden 1 doğru. 2. Klorun kullanım oranı %73'ün üzerine çıktığında, hemen bakıyorum %73'ün üzerine çıktığında havuzun yapımında kullanılan mermer yüze yaşanabilir. Peki %73'ün üzerine demek asit demek. Asitler mermeri aşındırır mı? Evet, aşındırır. Bakın ne yaptı? Sorunun içerisinde birçok bilgiyi ölçüyor. İşte yeni nesil bir soru tarzı. Aslında soru çok basit ama bilgiyi bilince yorumlayabiliyoruz. Klorun kullanım oranı %90. %90 olduğunda havuzun pH'ini dengelemek için, bakın asit olduğuna göre bazik madde ekleyerek havuzun pH'ini dengeleyebilir miyim? Dengeleyebilirim, çünkü yukarıda zaten asit veya baz eklenerek diye ne yapmış bana? İfade etmiş. Cevap o yüzden Denizli. 29. sorumuz kimyasal tepkime sorusu. ABC, yani A ile B maddesi tepkime girmiş. Kimyasal tepkimesine ait kütlenin zamanına göre değişim grafiği verilmiş. Bu bilgiye göre hangileri doğrudur? Şimdi A ile B'den ne kadar kullanmışım ben bir ona bakayım. 42'den 16'ya kadar A kullanmışım. Yani aslında A'dan ben ne kadar kullanmışım? 26. Değil mi? Devam. Peki B'den ne kadar kullanmışım? 32. B'den de 32 kullanmışım. Şimdi C'den ne kadar elde etmişim? 58. Yazdım. Grafikteki bütün bilgileri yazdım. Aslında zaten kimyasal bir tepkimede azalanlar, tepkimeye girenler, ürünüm de bakın miktarı artandır. Şimdi
26 ile 32'yi topladığımda evet 58 ediyor. O zaman ben ne yaptım? Kütleyi kurdum mu? Giren çıkana eşit mi? Evet. Bu bilgilere göre B maddesinin tamamı mı kullanılmış? 32 varmış, 0'a kadar kullanmışım. Evet, doğru. B maddesinin hepsini kullanmışım. Kimyasal tepkime sonucunda kütle kurulmuş mu? Evet, giren. Yani benim tepkimede kullandıklarım ve sonuçta elde ettiğim ürün doğru. C maddesi hem A maddesinin hem de B maddesinin özelliğini gösterir demiş. Yanlış. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler aralarındaki bağlar koparak yeni kimyasal bağlar kurar ve yeni bir maddeyi oluşturur. Yani C maddesi A ve B'nin kimyasal özelliğini göstermez. Burada şu örneği çok iyi hatırlayın sevgili öğrencilerim. Girenlerde hep şu örneği veriyoruz MEP kitabımızda, konu anlatımlarında. Hidrojenle oksijen giriyor ve su dediğimiz bir maddeyi oluşturuyor. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı, H2O yani suyumuz söndürücü özellikte. Tamamen özelliğimi ne yaptım ben? Yanıcı ve yakıcı özelliğimi kaybettim. Tam tersi söndürücü özellikte bir neyi oluşturdum? Yeni bir maddeyi oluşturdum diyorum. Burada mutlaka bu konuyu bilin diyorum. Evet 29. sorumuzun cevabı da ne çıktı? Adana. Ve son sorumuz. K, L elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. Şimdi periyodik cetveldeki yerlerini bulacağız. K, L elementleri kimyasal, benzer kimyasal özellik gösterir. Benzer kimyasal özellik ne demek? Aynı gruptayız biz demek değil mi? K, L aynı grupta. Buluyorum. K, L aynı grupta ama burada bir istisna var. Çok önemli. Hidrojen. Evet çocuklar, bir kere kesinlikle cevabın bursu olamaz. Neden? Hidrojen nedir? Ametaldir. Onun bir altındaki madde ise benim için metaldir. Ametal ve metal benzer kimyasal özellik gösterir mi? Buradaki istisnayı lütfen unutmayın. Cevabım kesinlikle B olamaz. KL zaten burada aynı periyotta, cevabım D de olamaz. Cevabım ya Adana'dır ya da Ceyhan'dır. Şimdi devam. LM aynı periyottadır. L ve M aynı periyottaymış. Bakıyorum ben L ve M'nin aynı periyotta olduğu sadece hangi şıkkı buldum? Ceyhan'ı. A'da değil. Ama yine de son maddeye de bakayım. K ve N elementlerinin son yörüngesindeki elektron sayılarının toplamı. Şimdi K son yörünge ne demek? Aslında grup numarası demek. K hangi grupta? 2'de. N hangi grupta? 1, 2, 3, 4, 5. grupta. Şimdi M hangi grupta? 7. grupta. Demiş ki K ve N elementlerin son yörüngesindeki elektron sayılarının toplamı 2 artı 5 eşittir M elementinin son yörüngesindeki elektron sayısıdır demiş. Doğru mu çıktı? Evet doğru çıktı. 5 ile 2'yi topladım 7. Sevgili öğrencilerim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum.